Herkese merhabalar. Sevilence kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz dızmana, diğer adıyla göçmen böreği arkadaşlar. Bunun için önce hamurunu yoğuracağız. Malzemelerimiz hamuru için 1 su bardağı yoğurt, çok katı olmayacak. 1 su bardağı ılık su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. İnstant mayanız yoksa eğer yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı tuz ve 6 bardak un hazırladım. Unun kalitesine göre koyacağımız miktar değişebilir. Ben fazla hazırladım. 5,5 da olabilir gidecek miktar. Şimdi öncelikle hamurumuzun yapımına başlayalım. Hamurumuzu yaparken öncelikle 1 bardak yoğurdumuzu yoğurma kasemize boşaltıyoruz. Dediğim gibi çok katı bir yoğurt olmayacak arkadaşlar. Bu şekilde yoğurdumuzu boşalttıktan sonra 1 bardak ılık suyumuz vardı. Onu da boşaltıyoruz. Şöyle bir suyla yoğurdumuzu açıyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ilave ediyoruz. Arkadaşlar göçmen böreğinin orijinalinde süt yerine yoğurt kullanılıyor ama sütle de çok güzel oluyor. Şöyle bir yemek kaşığı toz şekerimizi ve bir paket instant mayamızı da ilave ediyoruz. Şöyle bir karıştırıp mayamızın içinde erimesini sağlıyoruz. Birkaç dakika bu şekilde mayanın aktif hale gelmesini bekliyoruz. Mayamız iyice eridikten sonra arkadaşlar birkaç dakika bekledik. Şöyle unumuzu ilave ediyoruz. Unun büyük bir kısmını ilave ediyorum. Dediğim gibi 6 bardak un hazırladım. Klasik su bardağıyla. Şöyle 1 tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyorum. Şöyle önce tahta kaşık ya da spatula yardımıyla hamurumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuz iyice ağırlaştıktan sonra şöyle unu serperek kaşığımızı içerisinden alıyoruz. İyice temizleyerek ve elimizle yoğurmaya devam ediyoruz. Tabii ki bir miktar daha un ilave ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar unumuzu lütfen kontrollü ilave edelim. Çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Hafif ele yapışan. Bu yüzden kontrollü eklememizde fayda var. Şöyle biraz daha un ilave ediyorum. Ve yoğurmaya devam ediyorum. Evet, hamurumu 3-4 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur oldu. Kıvamı harika oldu arkadaşlar. Şöyle hamurumun üzerini düzeltiyorum. Arkadaşlar 6 su bardağı un hazırlamıştım. 1 su bardağı kadar unum arttı. Ben tedbir amaçlı fazla hazırlıyorum her zaman. Siz de ona göre kontrollü olarak ununu ilave edebilirsiniz. Yani unun markasına, cinsine ve kalitesine göre değişebiliyor. Bu şekilde hamurumu yoğurdum. Şöyle üzerine temiz bir poşet ya da streçle kapatabilirsiniz. Bu şekilde kapatıyoruz. Ve üzerine temiz bir bez ya da sofra beziyle örtüyoruz. 1 saat civarı hamurumuzun mayalanmasını bekliyoruz. Ilık bir ortamda arkadaşlar, soğuk olmayacak. Hamurumu 1 saat mayalandırdım. Arkadaşlar bu şekilde hamurum güzelce mayalandı.
iki katına çıktı. Şöyle bir havasını alıyoruz. Yumuşacık, gördüğünüz gibi hamurumuz. Şimdi hafif unladığım tezgahıma hamurumu alıyorum. Ve şöyle her tarafından toplayarak yuvarlak bir form veriyorum. Ve 4 eşit parçaya hamur kartımla veya bıçakla da olabilir. Bu şekilde bölüyoruz. Şöyle unladığım masamın üzerine toparladığım avucumda toparladığım hamurlarımı alıyorum. Şimdi ilk önce hazırladığım bezemi hafif un serptiğim masanın üzerine alıyorum. Bu şekilde görüyorsunuz. Çok unlamıyoruz arkadaşlar, hamurumuz sertleşmesin. Önce merdane ile büyütüyoruz. Açabildiğimiz kadar, çok ince olmayacak şekilde açıyoruz. Şöyle arada çok hafif unluyoruz. Şöyle tezgahımızı alıyoruz. Ve burada elimizle de şöyle büyütebiliriz. Şu büyüklükte dikdörtgen şeklinde. Burası delindi ama delinmesi önemli değil arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu büyütüyoruz. Ve büyütmüş olduğumuz, dikdörtgen şeklinde yapmış olduğumuz hamurumuza şöyle lor peynir, arkadaşlar kendi yaptığım lor peyniri, şöyle lor peynirini koyuyoruz ve her tarafına dağıtıyoruz. Bu şekilde. Peynirimizi dağıttıktan sonra şöyle rulo şeklinde sarmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ne sıkı ne gevşek olmayacak şekilde rulo şeklinde. Orijinalinde dızmananın peynir kullanılmayabiliyor arkadaşlar. Yani ben bugün peynirli yapmak istedim. Bu şekilde hazırlıyoruz. Hazırlamış olduğumuz ruloyu şöyle ikişer parmak genişliğinde parçalara bölüyoruz. Bu şekilde. Ve şöyle yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Biraz aralıklı olacak. Hem şekil vereceğiz hem de biraz daha tepsi mayası olacağı için şöyle birer santim aralıklarla bu şekilde tepsimize dizdik arkadaşlar. Şimdi bir tane daha göstereyim size nasıl hazırladığımı. Şöyle önce merdane ile büyütüyoruz. Dediğim gibi orijinalinde peynirli olmayabiliyor, yani peynirsiz yapılıyor ama gördüğünüz gibi çabuk açılıyor arkadaşlar. Ve şöyle elimizle dikdörtgen bir form verebiliriz. Çok ince de olmayacak, çok kalın da olmayacak arkadaşlar. Evet, bu şekilde
Elimizle de şöyle açabiliriz. Son bezemizi de bu şekilde açtık arkadaşlar. Hamurun yoğrulmasından, hamurun kabarmasından itibaren gerçekten 10 dakika içinde hazırlayıp fırına atabileceğiniz bir tarif. Şöyle peynirimin kalanını da koyuyorum. Evet, bu sonuncu bezemiz. Rulonumuzu tekrar sarıp her tarafı eşitledikten sonra tekrar ikişer parmak arkadaşlar kalınlığında kesiyoruz. Şöyle tekrardan hazırlamış olduğumuz ve kesmiş olduğumuz böreklerimizi şöyle tekrardan tepsimize koyuyoruz. Dızmanalarımızı tepsiye dizdik arkadaşlar. Şimdi gelelim şekil vermeye. Şöyle elimizi, parmak uçlarımızı yağlıyoruz. Sıvı yağ batırıyoruz. Şöyle parmak uçlarımızla şekiller veriyoruz. Yağ batırarak yapalım, yoksa hamurumuz yapışır. Dızmanalarımızı gördüğünüz gibi parmak uçlarımızla şekiller verdik. Arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi de tepsi mayası için üzerine temiz bir bez örterek 20 dakika daha tepsi mayasında mayalandırma yapıyoruz. Dızmanalarımız 20 dakika kadar tepsi mayası oldu. Biraz daha kabardılar tekrardan. Şimdi özellikle sosunu yapacağız. Sosu çok önemli arkadaşlar. Bulgaristan'a ait bir göçmen, yani muhacir böreği denir dızmanaya. Bunun için orijinalinde arkadaşlar kaymak kullanılır. Fakat kaymağınız olmayabilir, yoğurt da kullanılıyor. Bunun için ben bir bardaktan bir parmak eksik yoğurt kullanıyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim size. Ben peynir yapıyorum. Daha önceki videolarımda da var. Ekşimiş yoğurtla bu şekilde peynir yapıp, peynir altı suyu bu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şeyi atmıyorum, değerlendiriyorum. Suyuyla hamuru yoğuruyorum. Üzerinde nasıl kaymak oluşmuş. Şimdi ben bu kaymağı gördüğünüz gibi dızmanamın üzerinin sosunda kullanacağım. Görüyorsunuz. Tereyağı kıvamında kaymağımız oluşmuş. Suyunu da arkadaşlar hamur işlerinde kullanıyorum. Bu şekilde kaymağımı da ilave ediyorum. Ve ayrıca sütlaç yaptığımda köylü süt almıştım. Onun da üzerine kaymağını ayırdım. Bu şekilde sütün kaymağını da koyuyorum. Ki siz yoğurt mayalayınca yoğurt kaymağı da kullanabilirsiniz. Ya da marketlerde hazır satılan kaymak da kullanabilirsiniz. Hiçbiri yoksa da yoğurdunuzu artırarak da yapabilirsiniz bu sosu. Yani 1,5 bardak yoğurtla bu sos yapılabilir. Evet. Şimdi kaymak ve yoğurdumuzu koyduktan sonra bir adet yumurtamız var. Onu ilave ediyorum. Tekrardan çırpıyorum. Güzelce. Sıvı yağ koymadan bunları karıştırdım. Bir çay kaşığı tuzumuz var. Ve yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Şimdi arkadaşlar bu sosu şöyle hepsini iyice karıştırıyorum. Şimdi hazırlamış olduğumuz sosumuzu dızmanalarımızın üzerine gezdiriyoruz. Bu arada arkadaşlar sosumu hazırlamadan önce ben fırınımı 180 derece alt üst ayarda ısıttım. Şu an ısınıyor. Yani çünkü hemen fırına, ısınmış fırına vereceğim. Onun için fırında ısınması gerekiyor.
dediğim gibi 180 derece alt üst ayarda fırınımız ısınmakta. Şimdi üzerine dökmüş olduğum sosu şöyle bir fırça yardımıyla her tarafına gelinceye şekilde, gelecek şekilde, daha doğrusu, kusura bakmayın dilim sürçtü, bu şekilde şöyle sosunu dağıtıyorum. Evet, dızmanamız fırına girmeye hazır. Sosunu da koyduk. Dilerseniz üzerine çörek otu ya da susam serpebilirsiniz. Ben bugün değişiklik olsun istedim. Şöyle mavi haşhaş serperek, değişik hem görüntü hem lezzet açısından güzel olacağını düşündüğüm için mavi haşhaş serpiyorum. Hiçbir şeyi serpmeyebilirsiniz, koymayabilirsiniz üzerine. Yani bu sizin zevkinize ve damak tadınıza kalmış. Evet, mavi haşhaşını da serptiğim dızmanımı, dediğim gibi önceden ısıttığım 180 derece alt üst ayarda fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, dızmanımız pişti. Benim fırınımda 180 derecede 35 dakika civarı pişti. Şimdi gelelim dokusuna. Şöyle alıyoruz. Gördüğünüz gibi dızmanımız harika oldu arkadaşlar. İçinin peyniriyle üstü kıyır kıyır, içi yumuşacık. Harika oldu. Çok lezzetli. Poğaça lezzetinde aynı. Evet arkadaşlar, bugünkü tarifim de sonuna gelmiş bulunmaktayım. Gördüğünüz gibi poğaça lezzetinde harika. Kaymak çok güzel lezzet vermiş. Üzeri çok güzel kızarmış arkadaşlar. Dızmana yaptık. Diğer tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.